Herkese merhabalar. Bugün sizlere bitti iPadOS 14 ile birlikte gelen Apple Pencil'ın özelliğini göstereceğim. Bunu bir arkadaşımız yorumlarda yazdı. O arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Nasıl yapacağınızı hemen gösteriyorum dostlar. Ayarlara giriyorsunuz. Buraya klavye yazıyorsunuz. Klavye yazdıktan sonra klavye ayarlarını giriyorsunuz ve buradan bakın metin değişiminin üstünde donanım klavyesi ve klavyeler var. Buradan klavyelere tıklıyorsunuz. Buradan klavye ekleye basıyorsunuz. Burada önerilenlerde İngilizce ABD var. Ona basıyorsunuz veya buradan aşağıdan görmüş olduğunuz gibi burada yok artık çünkü üstte önerilenlerde İngilizce ABD'ye de tıklıyorsunuz. Ve arkasından 3 tane klavye geliyor. Peki bu 3 tane klavye geldikten sonra nasıl çalışıyor? Şimdi görmüş olduğunuz gibi bir şeyler yazdım mesela ben. Mesela buraya yazalım dostlar. Shift yazdık mesela. Shift yazacaktım. Shift denetlet diye bir şey çıktı mesela. Mesela YouTube yazalım. YouTube. Bakın şimdi. YouTube'u yazdık ya ayrıca. Bakın ayırmak için sadece şöyle yandan kırpıyorsunuz. Tekrar birleştirmek için o boşluğu kırpıyorsunuz. Üstünde çizmek için karalıyorsunuz. Karala. Şimdi Kerala yazdık. Buraya Kerala yazdı mesela. Ayırdık. Mesela bunu ilk aldığımızda şöyle yaptığımızda yani üstünden geçtiğimizde hepsini alıyor. Karaladığımızda gidiyor. Mesela bir metin yazalım. Sen ile ben the ben yazdı. Ne güzel. Evet. Mesela bir tane bir şeydi. Gazel yazdı. Ara aşağıda görmüşsünüz gibi ara falan da yazıyor. Mesela araya tıkladığımızda hemen Safari'den arayabiliyorum diyor ya da App Store'dan haritalardan her yere bakabiliyorum diyor. Şimdi şöyle gösterelim. Şöyle alabiliyorsunuz tamam mı? Ya da ben şurayı şöyle almak istiyorum dediğimde görmüş olduğunuz gibi ya da silelim. Böylece bu özelliğimizi de göstermek istedim. Böyle ufak tefek kullanışları da size göstererek arkadaşımızdan da teşekkür ederek videomuzu noktalayalım. Böyle bilgilendirici videolar için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.